Bu videoda amacımız asidik ortamda gerçekleşen bir redoks tepkimesini denkleştirmek. Denkleştirme adımlarımıza geçmeden önce tepkimede yer alan maddelerin yükseltgenme basamaklarını belirleyelim. Önce dikromat iyonu ile başlayalım. Oksijenin yükseltgenme basamağının eksi 2 olduğunu biliyoruz. Bu iyonda 7 oksijen atomu olduğuna göre eksi 2'yi 7 ile çarptığımızda eksi 14 değerini buluruz. Dikromat iyonunun toplam yükü eksi 2 olduğuna göre, krom atomlarının toplam yükü artı 12 olur. Artı 12 ve eksi 14 toplamı bize iyonun yükünü eksi 2'yi verir. İyonda 2 tane krom atomu olduğuna göre her birinin yükseltgenme basamağı artı 6'dır. Bu değer kromun yükseltgenme basamağı. Klorür iyonuna geldiğimizde yükü eksi 1 olduğundan klorun yükseltgenme basamağı da eksi 1 olur. Buradaki krom iyonunun yükü artı 3 olduğundan kromun yükseltgenme basamağı da artı 3. Son olarak buradaki klor da element olduğu için yükseltgenme basamağı 0. Klora bakarsak yükseltgenme basamağının eksi 1'den 0'a yükseldiğini görürüz. Bu durumda klorun burada yükseltgendiğini söyleyebiliriz. Kroma bakarsanız yükseltgenme basamağı artı 6'dan artı 3'e düşmüş durumda ya da azalmış. Bu durumda kromun indirgendiğini söyleyebiliriz. Tepkime sırasında hem indirgenen hem yükseltgenen maddeler olduğuna göre bu tepkime bir redoks tepkimesidir. Şimdi gelelim tepkimenin denkleştirilmesine. İlk olarak iki ayrı yarı tepkimeyi yazalım. İndirgenme yarı tepkimesi ve yükseltgenme yarı tepkimesi. Biraz aşağı inelim ve yarı tepkimelerimizi yazmaya başlayalım eksi 1 yüklü klor iyonunun tepkimede klor elementine yükseltgendiğini şöyle gösterelim. Bu bizim yükseltgenme yarı tepkimemiz demiştik. Bunu buraya yazalım. İndirgenme yarı tepkimemizde krom olmalı. Dikromat iyonunu yani eksi 2 yüklü Cr2O7 iyonunu buraya yazıyorum. Bu iyondaki kromun artı 6'dan şimdi yazdığım krom artı 3 iyonuna indirgendiğini bu şekilde gösterelim. Bu bizim indirgenme yarı tepkimemiz. İlk adımı bitirdik. Yani iki ayrı yarı tepkimemizi yazdık. İkinci adımımız oksijen ve hidrojen dışındaki atomların sayısını denkleştirmek. İlk yarı tepkimemize bakalım. Sol tarafta bir klor atomu, sağ tarafta da iki klor atomu var. Sol tarafta klorun başına buraya 2 yazarak klor atomlarının sayısını eşitleyelim. İndirgenme yarı tepkimemize baktığımızda sol tarafta 2, sağ tarafta bir krom atomunun olduğunu görüyoruz. Buraya 2 yazarak krom atomlarının sayısını denkleştirelim. Böylece ikinci adımı tamamlamış olduk. Geldik üçüncü adıma. Üçüncü adımda su ekleyerek hidrojen atomu sayılarını denkleştireceğiz. Yükseltgenme yarı tepkimemize bakalım. Tepkimede oksijen atomu yok. Bu durumda bu basamak için bu tepkimede bir şey yapmamıza gerek yok. İndirgenme yarı tepkimemize baktığımızda ise oksijen atomu sayısını denkleştirmem gerektiğini görüyorum. Tepkimenin sol tarafında 7 oksijen atomu var. Sol tarafında ise oksijen atomu yok. Bu durumda oksijen atomu sayılarını eşitlemek için su eklemem gerekiyor. Sol tarafta 7 oksijen atomu olduğuna göre sağ tarafta da 7 oksijen atomuna ihtiyacımız var. Öyleyse sağ tarafa 7 oksijen molekülü ekliyorum. Bu durumda yarı tepkimemin sağ tarafında da 7 oksijen atomu oluyor. İşte üçüncü basamak da buydu. Evet geldik dördüncü adıma. Proton yani H artı iyonu ekleyerek hidrojen atomu sayılarını denkleştirelim. Bunu da kırmızı ile yazalım. Dördüncü adım hidrojen sayılarını eşitlemek için proton eklemek. Yine yükseltgenme yarı tepkimesinde yapmamız gereken bir şey yok. Çünkü burada oksijen ve hidrojen atomları yok. İndirgenme yarı tepkimemize baktığımızda su eklediğimde oksijen atomu sayılarının denkleşmiş olduğunu görüyorum. Ancak su eklediğimde sağ tarafa hidrojen atomları da eklemiş oldum. Burada gördüğümüz gibi sağ tarafta 7 çarpı 2'den toplam 14 hidrojen atomumuz var. Bu hidrojenleri proton ekleyerek denkleştirmemiz gerek. Bu durumda yarı tepkimemizin sol tarafına 14 proton eklemeliyiz. Biraz önce 7 çarpı 2'yi 14 bulmuştuk. Şimdi yarı tepkimemizin sol tarafına 14 proton ekleyelim. Dördüncü adımı da tamamladık. Beşinci adımda elektron ekleyerek yük denkliğini sağlayacağız. Burada kendimize biraz daha yer açalım. Şimdi elektron ekleyerek yarı tepkimelerde yük denkliğini sağlamamız gerekiyor. İlk olarak burada ne tür yüklerimizin olduğuna bir bakalım. Önce üstteki yükseltgenme yarı tepkimesiyle başlayalım. Burada eksi bir yüklü klorür iyonumuz var. Hatta iki tane var. Bu durumda sol tarafta yükümüz eksi iki olacak. Dikkat edin, bu bulduğumuz yükseltgenme basamağı değil. Bazen bu değer yükseltgenme basamağı ile karıştırılıyor. Bunlar aslında toplam yükler. Burada yani sağ tarafta yüklü taneciğimiz yok. Bu nötr bir klor molekülü. Bu durumda sol tarafta toplam yükümüz eksi 2. Sağ tarafta ise 0. Şimdi bu yükleri elektron ekleyerek nasıl denkleştireceğimize bakalım. Elektronlar eksi 1 yüklü olduğuna göre sağ tarafta 2 elektron eklememiz gerekiyor. Bunu yaptığımızda da sağ tarafın toplam yükü eksi 2 olur. Peki ne elde ettiğimize bakacak olursak durum ne oldu? Yarı tepkiminin her iki tarafında toplam yükü eşitlemiş olduk. Burada eksi 2 yükümüz var. Burada da eksi 2 yükümüz var bunu yapmanın bir başka yolu da yükseltgenmenin elektron vermek demek olduğunu biliyoruz. Yani elektronlar sağ tarafta olmalı. Çünkü bu yükseltgenme yarı tepkimesi. Tekrar hatırlayalım. Yükseltgenen tanecik elektron kaybeder ve yükseltgenmede kaybedilen elektronlar yarı tepkimenin ürünler tarafında olmalıdır. Böylece üstteki tepkime yani yükseltgenme yarı tepkimemiz denkleşmiş oldu. Şimdi alttaki indirgenme yarı tepkimemize geçelim. İndirgenme sırasında taneciğin elektron aldığını biliyoruz. Bu durumda indirgenme yarı tepkimesinde elektronları yarı tepkimenin girenler tarafına yazmamız gerekiyor değil mi? Ama kaç elektron yazmamız gerektiğini toplam yükleri bularak belirleyeceğiz. Burada artı 14'lük yük protonlardan geliyor. Dikromat iyonundan da eksi 2 yükümüz var. 14 pozitif yük ve 2 negatif yük. Bize sol tarafta toplam yükün artı 12 olduğunu söylüyor. Sağ tarafa bakacak olursak, artı 3 yüklü kromiyonundan 2 tane var. O yüzden 2 çarpı artı 3 artı 6 eder. Yani yarı tepkimimin sol tarafında toplam yük artı 12, sağ tarafında ise artı 6. Şimdi elektron ekleyerek bu yükleri eşitlemem gerek. Elektronları tepkimenin girenler tarafına yazmam gerektiğini biliyorum. Çünkü bu bir indirgenme yarı tepkimesi. Ya da sol tarafta toplam artı 12'lik yüke 6 negatif yük eklemem gerekir ki toplam artı 6'ya eşit olsun. Tepkimenin sol tarafına 6 elektron eklemem gerekiyor. İşte bu şekilde 6 elektronu ekleyelim. Böylece yükleri eşitlemiş olduk ve 5. adımı da tamamladık. Şimdi Altıncı adıma geçelim. Alınan, verilen elektron sayılarını eşitlemek. Bu ne demek? Şimdi yarı tepkimelerimizi eklediğimiz elektronlara bir bakalım. Üstteki yarı tepkimeye geri döndüğümüzde yükseltgenme yarı tepkimemizde 2 elektronumuz var. İndirgenme yarı tepkimesinde ise 6. Elektron sayılarının eşit olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü redoks tepkimelerinde yükseltgenme yarı tepkimesinde verilen elektron sayısının indirgenme yarı tepkimesinde alınan elektron sayısına eşit olması gerekiyor. Bu nedenle alınan verilen elektron sayılarını eşitlememiz gerekiyor. Bunu yapmanın yolu yükseltgenme yarı tepkimemi 3 ile çarpmak. İlk yarı tepkimemi 3 ile çarptığımda verilen elektron sayısını 6 yapmış oluruz. Tam da benim aradığım şey. Yani alınan verilen elektron sayısını eşitlemek. Bunu da yapalım. İlk tepkimemi 3 ile çarparak tekrar yazacağım. Tepkimedeki her şeyi 3 ile çarpacağım. Yani parantez içindeki her şeyi 3 ile çarpmalıyız. 2 klorür iyonunu 3 ile çarparsak 6 ederiz. 6 klorür iyonunu buraya yazalım. Sonra 3 klorür molekülünü de yazıyorum. 3 kere 2 6. 6 elektronu da yazalım. Şimdi de indirgenme yarı tepkimemizi tekrar yazalım. Bu yarı tepkimede epey madde var. O tepkimeyi aynen olduğu gibi tekrar yazacağım. 6 elektron, 14 proton. 14 protonu yazdık. Dikromat iyonunu da yazalım. Diğer tarafta 2 krom, artı 3 iyonu ve 7 su molekülü var. İlk iki yarı tepkimemiz de burada. Alınan verilen elektron sayılarını da eşitledik. Son adım için artık hazırız. Son olarak yarı tepkimelerimizi toplayacağız. Bu da bize redoks tepkimemizin eşitlenmiş teklemini verecek. Şimdi bu adımı da yaptık diyelim. Evet biraz daha yer açalım ve tepkimelerimizi toplamaya başlayalım. Aslında yapacağım şey şu. Girenler tarafındaki tüm maddeleri yani buradaki tüm maddeleri elde edeceğim tepkimenin girenler tarafına yazacağım. 6 Cl eksi iyonu, 6 elektron, 14 proton ve dikromat iyonu. Sonra ürünler tarafındaki tüm maddeleri alıyorum. Buradaki tüm maddeleri elde edeceğim tepkimenin ürünler tarafına yazacağım. 3 klor molekülü, 6 elektron, 2 krom, artı 3 iyonu ve 7 su molekülü. Sizler için elektronların birbirini götüreceğini görmenin kolay olduğunu düşünüyorum. Girenler tarafında 6 elektron var, ürünler tarafında da 6 elektron var. Kalanlar esnasında bizim redoks tepkimimizde yer alan maddeler, eğer isterseniz kalanları tekrar yazalım. O şekilde daha iyi görünecek. 6 klorür iyonu, 14 proton, dikromat iyonunun tepkimesi sonucunda 3 klor molekülü, 2 krom, artı 3 iyonu ve 7 su molekülü oluşuyor. Bu bizim tepkime denklemimizin son hali, yani eşitlenmiş tepkime denklemimiz. Bir de şöyle cevabı kutu içine aldık mı tamamdır tepkimeyi doğru denkleştirip denkleştirmediğinizi kendi kendinize de kontrol edebilirsiniz. Redoks tepkimelerinde atom sayılarının ve toplam yükün korunması gerektiğini biliyoruz. Hızlıca kontrol edelim. Önce klor sayısını kontrol edelim. Girenlerde 6 klor, ürünlerde 3 çarpı 2'den 6 klor var. Klorlar eşitlenmiş. Şimdi hidrojene bakalım. Girenlerde 14 hidrojen, ürünlerde 7 çarpı 2'den 14 hidrojen var. Hidrojenler de denk. Kroma bakalım. Girenlerde 2, ürünlerde 2. Oksijen girenlerde 7, burada da 7 var. Yani tepkimede atom sayıları korunmuş. İkinci olarak yükü kontrol etmemiz gerekir. Çünkü yükün de korunması gerekir. Girenlerde 6 tane, eksi 1 yük var. Yani toplam eksi 6. 14 artı 1 yük var yani artı 14. Bir de buradan eksi 2 yükümüz var. Tüm bu yükleri topladığımızda sol tarafta toplam yükün artı 6 olduğunu buluruz. Sağ tarafta yüklü tek tanecik kromiyonu. 2 tane artı 3 yüklü kromiyonu. 2 çarpı artı 3 artı 6 etti. Gördüğümüz gibi yükler de eşit. Hem atom sayılarının denk olması hem de yüklerin denk olması tepkimeyi doğru denkleştirdiğimizi gösterir.